Bugün Avşin'imizde bir mermer atölyemizi ziyarete geldik. Öztürk granit mermer. Evet, şöyle kısa bir atölyeyi dolaşalım. Ondan sonra atölye yöneticisiyle bir sohbet edelim. Evet, burada değişik şekillerde mermer ve granitler bulunuyor. Buradaki mermerler yurt içinden ve yurt dışından getiren mermerler. Evet, kısaca ve süratlice dolaşıyoruz. Evet, atölye sahibimiz Kemal Öztürk Bey'i masasında otururken bulduk. Selamünaleyküm. Aleykümselam. Kolay gelsin ustam. Sağ ol, hoş geldiniz. Evet, işler ne alemde? İşlerimiz biraz yoğunluk var. İşler yoğunluk var. Evet, atölyeyi şöyle bir hızlıca gezdik. Evet. Evet, bu atölyeyle ilgili çalışmalarınız, ileri dönük çalışmalarınız hakkında biraz bilgi alalım. Şu ana kadar çalışmış olduğumuz, yaptığımız yerleri biraz daha bu işi profesyonel anlamda yapmak için işimizi geliştirdik. Büyük bir arazi aldık. Bir ocak kapattık. Bunun üzerine yok çıkartma yoluna bakıyoruz. Avşinimiz için bir fabrika olsun diyoruz. İstihdam yapalım diyoruz. Dışarı açılalım diyoruz. Artık Avşin'in içinde, kapalı içinde kalmayalım. Dışarı açılalım diyoruz. Önümüzdeki yıllarda fabrika yerini satın aldık. İnşallah. O işi de hallettik. Artık dışarıdan aldığınız mermerlerle yetinmiyorsunuz. Kendi Avşin'imizin hakiki mermerleriyle, Avşin'imize ait mermerlerle çalışmak niyetiniz var. Aynen dediğiniz gibi. Şu anda ben istediğim araçlarıma söylüyorum. Artık Türk milleti yerinde saymayacak. Kendi mermerlerimizi işleyeceğiz. Paramız burada kalacak. Çalışanlarımız buranın insanları olacak. Evimize bir ekmek götürmek, personelin maaşını dışarıdan kazanmak, paramızı dışarıdaki kişilere mal satmak, paramızı Avşin'e getirmek. Niyetimiz bu olur. Ocaktan aldığınız mermer örnekleri var mı? Örneklerimiz var, evet. Bir bakabilir miyiz? Evet, örneklerimizin bir tanesi. Karot yapıldı, bu karottan örnekler şu anda. Evet. Ruhsat devam ediyor, şu anda giremiyoruz hocam ama ruhsatımız devam ediyor. Evet, bir... mermer devletin örneği. Prostürü var. O prostüründen çıkamıyor. Bir rengimiz bu renk var. Elimizde bulunan evet, bir renk. Başka renk var mı? Bir tanesi de bu renk var. Sıcak bir renk bu renk. Evet. Böyle güzel bir renk. Oldukça karakolu da güzel rengi varmış. Kahverenginin çeşidi tonların olan bir evet, mermer çeşidi. İnşallah bunu Avşin'imizin bir ocağına çıkıyor. Bunu dışarıdaki Çinlisine, işte İsrail'ine, Amerikan'sına, Alman'a satacağız bu taşlarımızı. Paramızı buraya getireceğiz artık. Hep evet, beraber yiyeceğiz bu paraya. Halkımız evet, da yiyeceğiz parayı. Hem Avşin'imiz kazanacak. Evet. Hem de sizler kazanacaksınız ve elinizin altında insanlarımız da kazanacak. Ekmek kesinlikle, kapıları açacak. Kesinlikle. Yani buranın insanlarına biz hizmetkarız artık. Bundan sonra kazandığımız paranın buranın insanları yiyecek. Evet. Hangi yönde sizin açacağınız mermer ocağı? Nerede? Avşin'in neresinde? Tanır kısmında var. Tanır da var bir tanesi. Bir tanesi
Gözpınar tarafında var. Kötüre Gözpınar tarafında. Fabrikamız inşallah bu çeviri yolunda Elbistan Göksun yolu üzerinde yer aldık 16 dönüm inşallah. Orada faaliyet göstereceğiz. Ben istediğimde mermerci arkadaşlarıma seslenirim. Özellikle de fabrikacılar. Bloklarımı alırken istediği bloklar bende inşallah. Ben mesleğim gereği altının dilinden zarar vanlar, mermercinin dilinden mermercanlar. Evet. Ben bu civardaki fabrikacılara sesleniyorum. Bloğuma gelin inşallah önümüzdeki senelerde güzel bloklarım var. Afşinimizde başka mermer ocağı işleten var mı? Meslektaşlar var. İşleten meslektaşlar var. Biraz dağlar arasında bulunduğu için biraz özellikle nakliye konusunda sıkıntılı. Evet. Yani dağda personel getirmek götürmek, ocak çalıştırmak belli başlı bir sıkıntılı bir iş yani. Evet. Sıradan bir iş değil. Ama işleyen demir ışıldar. Çalışmamız lazım. Mecbur. Bu zorlukların hepsi belli bir zamana kadar geçiyor gibi ama her zorluğun altında bir başarı çıkar. Evet. Bugün Afşin'imizde bir mermer ocağı açacak olan bir ustamızla bir araya geldik. Şu anda atölyesinde kendisiyle sohbetimizi yaptık. Bir başka ustayla bir başka atölyede buluşmak üzere. Hoşça kalın. Teşekkür ederim. Çok sağ olun.